Merhaba arkadaşlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlarım, bugün sizlere çok güzel bir iğne modelinin yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu modelimizi isterseniz mevlüt örtülerinde, yazma kenarlarında, havlu, peçete gibi birçok yerde uygulayabilirsiniz. Ben bu modelimizin bir tarafında K yapımı olan iğne modelini birçok örtülerde, özellikle havlularda kullanıyoruz genelde. Un uygulayarak çalıştığım diğer tarafında da sadece zürafa üzerine bu şekilde uygulayarak modelimizi çalıştım arkadaşlar. Yapımı kolay ve bir o kadar da gösterişli duran güzel bir model. Arasındaki işlememizde yine arkadaşımın işlemiş olduğu güzel bir işleme tekniği. Bunun aynı iplerinden de suni ipekten işlenmişti. Ben de kenarında oya yaparak bu şekilde değerlendirmek istedim. Modeli kendim K yapımı üzerine bu şekilde çalıştım. Sizler istediğiniz yerde bunu uygulayabilirsiniz arkadaşlar, bakın. Gayet şık duran ve güzel duran bir model. Bunlar gibi birçok havlu kenarı ve örtü, yazma kenarında kullanabileceğiniz modeller ve dağ yapılışları kanalımızda mevcut iğneoyasından yapmış olduğum. Arkadaşlar, ben burada çok az bir kısmında alttaki yapmış olduğum, burada uygulamış olduğum K yapımı dediğimiz iğneoyasını sizlere kısaca burada da göstermek istiyorum. Bunun birçok modelini daha önceden de yine kanalımızda paylaşmıştım. Aynı şekilde yapılışını. İlk yaparken burada bir zürafamızı uzun olarak bırakıyoruz ve tepesine batıp burada uygulayacağımız olduğumuz gibi devam ediyoruz modeli. Hemen kalan kısmında size kısaca burada alt sırasını paylaşmış olayım arkadaşlar. Bir kirpik yapıp ilk başlangıcında tepesine batıyoruz. Biraz uzun bırakıyoruz kirpiğimizin boyunu ayarlayıp. Daha sonra aşağıya inip tekrar, bakın arkadaşlar, tepesine batıyorum. Boyunu ayarlıyorum. Yanındaki zürafayı boyunu ayarlayarak indim ve tam arasından, bakın, bu şekilde iğnemi aradan geçirerek düğümü atıyorum ve ortadan bir düğüm atıyoruz arkadaşlar. Ve burada tepesine batıyorum. Bu K yapımı olan modelimiz gerçekten havlularda, örtülerde, birçok yerde çok yakışıyor. Bunu uygulayarak üzerine istediğiniz örneği yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın, boyunu ayarlayarak aşağıya iniyoruz. Bir yandaki zürafaya battım. Tekrar tepesine batarken yine boyunu ayarlıyorum ve düğümümü sabitliyorum. Bir yanındakine inerken aynı şekilde düğümü sabitledim ve tekrar tepesine batıyorum. Buradaki düğümleri tekli veya çiftli olarak atabilirsiniz arkadaşlar. İki kere veya tekli de sarılabilir. Aşağıya indik. Ortasından iğnemi uzatıyorum ve aradan düğümümü atıyorum. Tekrar tepesine batıyorum.
Bu şekilde tekli de sarabiliriz iğnemize. Evet arkadaşlar, bir alta batıyorum. Burada ipimi iyice sıkıca düğümü atarak kalan ipimizi alıyoruz burada. Bir üst sırasında zürafamız vardı arkadaşlar. Orayı da yapalım. Bakın burada K yapımının üzerine yapmış olduğumuz zürafalarımızı her birinin arasına batarak bu şekilde uyguluyoruz. Biraz bol olmuş, biraz gevşeterek düzeltelim. Bu modelin üzerine istediğiniz örneği çalışabilirsiniz arkadaşlar. Altta zürafamızı yapıyoruz bir sıra. Daha sonra üzerine biraz önce çalıştığımız modeli uygulayıp tekrar bir üstüne her bir araya batarak zürafalarımızı yapalım. Fazla olan ipimizi kesiyoruz. Arkadaşlar bir üst sıramızda bunu hiç K yapımı yapmadan da bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Ben diğer tarafında da yapılışını paylaşmak için hem altını hem de üstünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada ipim vardı takılı olarak. Ben ara vererek yaptım. İsterseniz her birinin arasına bu şekilde ikili koyabilirsiniz veya tekli yaparak uygulayabilirsiniz. Burada yapmış olduğumuz gibi daha sık da kullanabilirsiniz. Burada zürafamızın başında başlarken bakın buraya bir tane yaprak şeklinde yapmış olduğumuz bu modelimizi çalışıyoruz. Burada da ilk baştaki zürafamıza başlarken bir zürafa yapıp tekrar aynı zürafaya geri dönüyoruz. İçine bir zürafamızı biraz daha büyük yaparak bir kirpik yaptık. Ve tepesine ipimi uzatarak batıyorum. Aynı yerin içerisine boyunu biraz bol bırakarak ayarlıyorum ve düğümü sabitliyorum. Burada birleştirmedim arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3 tane yapıp arada bir boşluk bıraktım. Ve bir yaprağımızı çalıştık. Tekrar yanına bir tane daha kirpiğimizi yaptık. Tepesine batıyoruz. Dibine batarak boyunu ayarlayarak bu şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Bir yanındaki zürafaya batıyorum. Bir, iki, 3
Dördüncü zürafamı yaptım. Eğer zürafalarınız daha iri ise, daha büyükse 3 veya 2'den de geri dönebilirsiniz. Dördüncü zürafamın içerisine tekrar ipimi alıyorum ve geri dönüyorum. Bir kirpik yaptım içerisine. Tepesine batıyorum. Bakın burada boş bırakmıştık. Bu aralara renkli olan yerleri çalışacağız. Burada tepesine batıyorum. Bir önceki yaprağımızdan birleştirdim. Burada arasına uzatmış olduğumuz köprü şeklindeki ipimize bir kirpik yaptım ve tepesine batıyorum. Biraz detaylı anlatmaya çalışıyorum. Yeni öğrenen arkadaşlarımız oluyor. Bizlerden rica ediyorlar. Teşekkür ediyorum hepiniz arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenir ve modellerimizden uygularsınız. Yeni öğrenen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız için de yine zürafa yapımı ve küçük modellerin çalışımı da yine kanalımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Boyunu ayarlayarak düğümlerimizi sabitliyoruz. Bakın buraya geldik. İki yaprağımız burada tepede oldu. Tekrar altına inerken yine boyunu ayarlayarak düğümümüzü sabitliyoruz. Bir yanındakine hemen aynı yere bir kirpik yaptık. Tepesine batıyoruz. Ve bu şekilde modelimizi uyguluyoruz arkadaşlar. Okay. Dört zürafa yaptık ve dördüncüye geri dönüyoruz. Burada ben ipimi arkadaşlar ipimi biraz daha yaparım ama tepede biraz yıpranmış olduğu için değiştirmek istedim. İsterseniz devam edebilirsiniz sizler. Burada arasındaki yapmış olduğum modeli sizlere bunu da göstermiş olayım. Bakın 1, 2, 3 tane verip arada dördüncüyü eklemeden bu şekilde yapraklarımızı devam ediyoruz. Renk renk uygulamış olduğumuz modelimizi isterseniz sadece bu şekilde de bırakarak da yine yapabilirsiniz. Burada koyu renk olan bordo tonunda ipimiz var yanına yapacağımız. Onun yapılışını paylaşayım sizlerle. Tek tarafında düğüm diğer her iki tarafta kalmaması için ipimi bir miktar uzun bırakıyorum arkadaşlar. Elimden tutuyorum ve karşı tarafa bir düğüm atıyorum. İki kere sardım daha sık olması için. Burada diğer yaprağımı alarak ipi arada bıraktım. Bu şekilde yaptığınızda arkadaşlar arada bu tarafta da aynı şekilde kesmenize gerek kalmayacaktır. Dibinden de kesseniz bu taraftan açılma da olmaz. Hemen karşı tarafına doğru ipimi uzattım ve üçer içerisine 3 tane yaprağımızı yapıyoruz. Buradaki fazla olan ipimizi keselim. Bir kirpik yaptık. Tepesine batıyoruz. Yuvaya aynı yapmış olduğumuz yerin içerisine inip tekrar yanına bir kirpik yapıp bunları bazen tekli veya çiftli düğümlerini atabiliyoruz arkadaşlar. Her iki türlü de oluyor. Bazı modellerde
Özellikle sık iğneli modellerde ikili düğüm atmanızı tavsiye ederim. Daha da düzgün ve muntazam oluyor arkadaşlarım. Evet arkadaşlar, yaprağımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Üstüne de yapmış olduğumuz beyazını ben üzerine geçtiğim için bunları size gösteriyorum. Sizler ister sade bırakabilirsiniz veya bunun gibi yapraklar renkli uygulayabilirsiniz veyahut da benim tekrar üzerine yapmış olacağım beyaz gibi tekrar bundan da yapabilirsiniz. Hepsi farklı güzellikte oluyor arkadaşlarım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İpimi sabitledim. Üzerine sık iğneli şeklinde 3 tane yapmış olduğum yaprakların tepelerine batıyorum. Bakın, bu arada tekrar kesmemek için hemen bir yan tarafına batıp yaklaştırıyorum. Bu arada kestiğim zaman tekrar 2 kere kesmek istemeyecek arkadaşlar. Bakın böyle. Ben hepsini birleştirerek şu şekilde yaptığımda alt yapraklarını yaptıktan sonra hepsini birden de kesiyorum bazen arkadaşlar. Sizler hangisi kolay gelirse o şekilde uygulayabilirsiniz. Sizlerin yapmış olduğu beğeni, yorum ve paylaşımlar kanalımız için, bizler için çok değerli ve kıymetli. Hepinize ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Sizlerden ricam, ilk defa geliyorsanız ve kanalımıza abone değilseniz, abone olarak beğendiğiniz videolardan paylaşarak bizlere destek olursanız memnun olurum. Bizleri El Sanatları İğne Oyası 16 Instagram sayfamızdan da takip edebilirsiniz. Aynı şekilde diğer YouTube kanalımız olan El Emeklerim 16 YouTube kanalı ve Instagram sayfamızdan da takip alabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir arkadaşlarım kanallarımızda. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın modelimiz bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Altta kaya yapımı, üstünde zürafası. Daha sonra çalışmış olduğumuz buradaki yaprak modeli. Ve üzerinde uygulamıştı olduğumuz bu çıtı pıtı güzel bir model. Bakın, burada da yazma kenarlarında da rahatlıkla uygulayabileceğiniz ve küçük havlarda da yine uygulayabilirsiniz. Çok güzel ve şık duran bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve bu modellerimizden uygularsınız arkadaşlarım.